Uygur Özgürlük Forumundan bir heyet Hindistan'da etkinlikler ve toplantılar düzenlemek üzere 27 Ekim'de başkent Yeni Delhi'ye geldi. 28 Ekim'de Uygur Özgürlük Forumu'nun yönetim kurulu üyeleri Hindistan'ın Times Now TV'sine bir röportaj vererek Uygurların durumu hakkında konuştu. Aynı günde heyet Hindistan'daki iktidar partisi üyesi ve liderini ziyaret ederek Çin zulmüne maruz kalan Uygurların durumunu görüştü. Heyet, Tibet dini lideri Dalai Lama'nın Yeni Delhi'deki ofisini de ziyaret ederek Hindistan'da yaşayan Tibetlerin genel durumu, gelişmeleri, fırsatları ve Hindistan hükümetinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı ve Çin'e karşı işbirliğinin ortaklaşa güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulundu. Tayland'daki insan hakları örgütleri 2013 ve 2014 yıllarında Taylandlı yetkililer tarafından tutuklanan ve henüz serbest bırakılmayan Uygur Türklerinin akıbetinden daha fazla endişe duyduklarını söyledi. Bu yıl Temmuz ayında bir Tayland hapishanesinden kaçan 3 Uygur Türkünden birinin hala kaçak olduğu biliniyor. Hong Kong merkezli South China Morning Post tarafından 28 Ekim'de yayınlanan bir haberde Tayland'ın bu yıl Kasım ayında yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne hazırlandığı bir dönemde Tayland cezaevindeki Uygurların durumunun bir kez daha dikkat çektiği bildirildi. Taylandlı yetkililer daha önce 109 Uygur'u Çin'e iade etmişti. Uygur İnsan Hakları Projesi Başkanı Ömer Kanat, New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bir dizi görüşmelerde bulundu. 28 Ekim'de Ömer Kanat'ın New York'ta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin Birleşmiş Milletler Büyükelçilerini ziyaret ettiği bildirildi. Görüşmelerde Uygur soykırımının durdurulması için çeşitli Birleşmiş Milletler kurumlarının seferber edilmesi ve Uygur sorununun gelecek yılki İnsan Hakları Konseyi'nde gündeme getirilmesi gibi konular ele alındı. Ömer Kanat ayrıca New York'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yardımcısıyla da bir araya geldi. Hamburg Limanı'nın hisselerinin %24,9'unun Çin devlet şirketine devredilmesine karşı çıkan hükümet ortakları ve muhalefet, Çin'in amacının ekonomik değil, jeopolitik olduğunu söyledi. Başbakan Scholz, satışı doğru bir karar olarak niteledi. Ancak Yeşillerin yönetimindeki Federal Dışişleri Bakanlığı ise kararın doğru olmadığı görüşünde. Ana muhalefet Hristiyan Birlik Partisi de satışa karşı çıkıyor. Çin'de Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan Tayvanlı Foxconn şirketinin Hınan eyaletindeki fabrikanın artan COVID-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi. Paylaşımlarda yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste Ekim'in ilk haftasından itibaren kapalı devre üretime geçildiği, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin kampüste yalnızca belirli güzergahları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği İddia edildi.